Kanalımın ilk robot süpürge inceleme videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videodaki konuğum Dreamy D9 Max isimli robot süpürge. Gelin hep birlikte bakalım bu ürün bizlere neler sunuyor. Her zaman olduğu gibi bu videoda da ürünün beğendiğim beğenmediğim taraflarını sizlere aktarıyor olacağım. Üründe beğendiğim detaylar da var, beğenmediğim detaylar da var. Onları da giriyor olacağım ama sizler de kanalıma abone olup sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz beni sonsuz mutlu edersiniz sevgili arkadaşlar. Öncelikle isterseniz Dreamy D9 Max'in kutu içeriğiyle başlayalım. Çünkü oldukça dolu bir kutu içeriği var ürünün. Aynı zamanda da ihtiyacınız olan her şey kutu içeriğinden çıkıyor sevgili arkadaşlar. Tabii ki içinden süpürgemiz çıkıyor. Toplama fırçası, su tankı, mop bezi, şarj istasyonu ve şarj kablosu gibi detaylar kutudan çıkıyor. Ürünü kurmak gerçekten oldukça basit. Burada ihtiyacınız olan tabii ki bir mobil uygulama var. O mobil uygulamayı indirdikten sonra da bazı işlemleri tamamladığınızda kurulum tamamlanmış oluyor sevgili arkadaşlar. Burada üstteki tuşlara basılı tuttuğunuzda size bir geri dönüş yapıyor süpürge ve Mi Home üzerinden, ki Mi Home'un özellikle altını çizmem lazım, başka bir uygulama aramanıza da gerek yok. Xiaomi'nin Mi Home isimli uygulamasından, yeşil renkte olan uygulamadan bir şekilde bu süpürge, bu uygulamadan süpürgeyi buluyorsunuz ve daha sonrasında da üstteki tuşlara basılı tutarak kurulum işlemini başlatıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Kurulumu başlattıktan sonra da süpürgenin birçok detayını tabii ki uygulamaya ekledikten sonra, uygulama üzerinden süpürgenin kurulumunu tamamladıktan sonra Mi Home üzerinden bu süpürgenin hemen hemen tüm detaylarını kontrol etmeniz mümkün oluyor. Burada hoşuma giden bir detay ve açıkçası güzel de bulduğum bir detay var. Bu süpürgede Türkçe dil desteği de var arkadaşlar. Bu Türkçe dil desteği ne demek derseniz de, şimdi süpürgeye basıyorsunuz, bir size geri dönüşte bulunuyor. Temizliğe başladım ya da işte geriye dönüyorum, şarja gidiyorum gibi detaylarda, bildirimlerde bulunabiliyor. Bu süpürgede bu bildirimler Türkçe olarak sizlerle buluşuyor sevgili arkadaşlar. Ayrıca Dreamy D9 Max'i Alexa sesli asistanla da kullanmanız yine mümkün oluyor. Şimdi bu segmentteki rakipleriyle bu ürünü karşılaştırdığında çok önemli detayları var açıkçası. Onlara da değinmek lazım. Çünkü burada oldukça hani ciddi bir böyle çekişme var markalar arasında, ki bu ürünün hem toz toplama tankı hem de aynı zamanda mop tankı, yani su tankı dediğimiz tankı, rakiplerine göre daha büyük bir bizlere hazne olarak buluşuyor. Hazır bundan bahsetmişken 4000 PA emiş gücünü de bünyesinde bulundurduğunu sizlere söylemek isterim. Yaklaşık tek şarjda 1,5 saate varan da bir süpürme ömrü var bu süpürgenin. Şimdi beğenmediğim tarafı ya da ufak bir eleştiri olarak şunu eklemek istiyorum. Bence bu robot süpürgenin bir de toplama evine ihtiyacı vardı. Hani biliyorsunuz bazı süpürgelerde var ya, işte kendi kendine çöpünü boşaltabiliyor vesaire. Evet, bunun haznesi çok daha büyük. Yani daha az sıklıkla boşaltmanız gerekecek kullandığınız vakit. Ancak yine de bir toplama kutusu olsaydı bence çok daha iyi olurdu bu süpürgenin. Şimdi emiş gücünü 4 farklı seviyede ayarlamanız mümkün oluyor arkadaşlar robot süpürgenin. Bunlar tabii ki güzel detaylar. Sessiz modda ise gerçekten çok sessiz çalışıyor. Halı üstünde de performans artırma gibi detayları bu süpürgede görebiliyoruz. Özellikle bu üründe lidar ve lazer sensörün bir arada olması çok önemli arkadaşlar. Çünkü birçok robot süpürgede odaları modelleme özelliği yok. Yani evi modelleme özelliği yok. Dolayısıyla bu özellik olmadığı için robot süpürgeye her başlattığınızda evinizi sıfırdan tanıyarak yeni bir şeyler yapmaya çalışıyor robot süpürge ve çok da verimli olmuyor. Bu üründe modelleme olduğu için, oda oda ayırma olduğu için, yani evinizi bir harita haline getirme özelliği olduğu için bu çok güzel avantajları da beraberinde getiriyor. Mesela git arka odayı temizle gibi bir komut bu süpürgeye verebiliyor. Süpürgede gereğini tabii ki yapıyor. Yani bir alan temizliği dediğim ya da bir bölge temizliği dediğim durumlarda da işinize yarıyor. Bütün evi süpürmek yerine gidip sadece mutfaktaki kırıntıları süpürüp yoluna bakabiliyor bu süpürge. Bunlar da sizin için tabii ki kullanım sırasında deneyim anlamında çok olumlu bir etkiyi sizlerle buluşturuyor sevgili arkadaşlar. Dreamy D9 Max hem silme hem de aynı zamanda süpürme özelliğine sahip arkadaşlar. Az önce de sizlere söylediğim gibi çok daha büyük bir su haznesi var rakipleriyle karşılaştırdığımda, ki 4000 PA gücünde de bir emiş kuvvetine sahip bu robot süpürge. Şimdi pil tarafı tabii ki önemli. Onu da deneyimlerimle sizlere aktaracağım. Bu üründe 5200 mAh'lik bir pil görev yapıyor, ki rakiplerine de benzer pil ömürlerini görüyoruz. Ama bu üründe 250 metrekarelik bir süpürme kapasitesi var tek şarjda. Bu ne demek oluyor? Şimdi çoğumuzun evi tabii ki 250 metrekare değil. Ancak bu robot süpürge tek seferde 2 kere evi temizleyebiliyor. Şimdi böyle bir durumda da örnek veriyorum, 100 metrekarelik bir evi tek şarj ile direkt
ekmek iki kere temizleyebilir anlamına geliyor. Ya da 120 metrekarelik bir evi de yine aynı zamanda tek şarj ile yuvasından çıkıp temizleyip iki defa hem de bu temizliği yapıp yerine geriye dönebiliyor. Ha olur da arada bir şarj bitimi olur ya da pili zayıflarsa süpürge geriye dönüyor, şarjını tamamlıyor. Belli bir seviyeye getirdiğinde şarjı tekrardan yuvasından çıkıp temizliğe kaldığı yerden devam edebiliyor arkadaşlar. Bunlar da hani sizin burayı otomatiğe bağlamanız açısından oldukça önemli. Çünkü robot süpürgelerin olayı evi temiz tutmak ve sizin de minimumda ilişki kurmanızı sağlamak. Ki bu ürün o vaat ettiği yani kağıt üstünde vaat ettiği özelliği sizlere deneyim olarak da sunabiliyor. Son olarak Dreamy D9 Max'in fiyatı 9.999 TL bandında arkadaşlar. Evet biliyorum fiyatı eleştirenleriniz olabilir, rakipleriyle karşılaştığınız olabilir. Ancak burada sizlere daha az önce söylediğim gibi 4000 PA gücündeki emiş gücü oldukça önemli. Bir tık daha büyük su tankı ve bir tık daha büyük toplama tankı, çöp tankı dediğimiz bölüm yine önemli bir detay. Çünkü sizin ürünle olan bu bağınızı daha da azaltıyor. Daha da uzaktan kontrol sağlamanızı sizlere sunuyor. Aynı zamanda Türkçe dil listesinin de bünyesinde bulunuyor olması bence güzel olmuş sevgili arkadaşlar. Buradaki rakipleriyle rahat rahat kapışabilir, rahat rahat onlarla yarışabilir bir ürün olmuş. Benim nacizane tek beklentim toplama kutusunun olmasıydı. Ama o da olsaydı muhtemelen bu ürünün fiyatı benim tahminimce 15.000-16.000 TL bandına falan çıkardı. Çünkü yine rakiplerine baktığımızda o fiyatları görüyoruz zaten. Ancak bu ürünün fiyatı 9.999 TL seviyesinde. Siz nasıl buldunuz bu ürünü yorumlara yazmayı ve kanalımın da ilk robot süpürge videosu olduğu için desteğinizi esirgememenizi sizlerden rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Bay bay.